merkezindeki gezimizin sonuna gelirken Orçun'un Urfa'da normalde yemediği patlıcanı da tadına bakma imkanı buldu. Çulcuoğlu restoranın mutfağında kendisini bulan Orçun, patlıcan kebabının nasıl yapıldığını sizler için görüntüledi. Evet sevgili izleyenler, Orçun'la Lezzeti Şahane programının Şanlıurfa çekimleri bütün hızıyla devam ediyor. Şu an saatlerimiz öğlen saat 1'i göstermekte. Haliyle Urfa çok sıcak ama sıcaklık çok güzel çünkü Urfa'da nem yok sevgili izleyenler. Ama Akdeniz bölgesinde, işte kıyı bölgelerinde nem zaten insanı bunaltıyor. Şu an Urfa'da yaklaşık 40 küsur derece sıcaklık var diyelim ve bizler çok yorulduk. Ama nem olmaması bizi biraz rahatlatıyor. Şuradan mutfağa doğru yavaş yavaş gideceğim. Usta herhalde hazırlıklara başlamış. Mangaldan dumanlar gelmeye başladı. Biz ekip olarak çok açtık. Zaten Urfa'ya gelinirde patlıcan kebap yenmez sevgili izleyenler. Urfa'da şu an şöyle bir dönem var. Urfa'da her şeyin en iyisi yapılmakta. Ne en iyisi yapılmakta? Patlıcan zamanında patlıcanlı kebap yiyorsunuz. Domates zamanında domatesli kebap yiyorsunuz. Diğer sebzeleri zamanında da onları tüketiyorlar. Israrla kışın ortasında patlıcan yiyeceğiz diye bir sevda olmadığı için Urfalılar bütün gıdaların, bütün yemeklerin en güzelini yapıyorlar ve de sizlere sunuyorlar sevgili izleyenler. Şimdi Urfa'da patlıcan zamanı. İşte Çulcuoğlu'nun o meşhur patlıcan kebabı. Ben normalde patlıcan yemeyen birisiyim ama Urfa'ya geldikten sonra patlıcana ayrı bir ilgim olmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi Selçuk arkadaşım tepe ışığını yakma şansı var mı bilmiyorum ama şu anda patlıcanlar şu anda ufak ufak pişiyor. Şimdi ustamız da yanımızda. Ustamızı bir tanıyalım bakalım. Merhaba usta. Merhaba. Bir kere tanıtırsanız bize. Mehmet usta ismim benim. Mehmet usta. Ne zamandır buradayız? Yaklaşık. Dükkanın açılışından burada. Bu mekan olarak. Ha bu mekan. Bu mekanın açılışından bu yana buradayım ben. Mesleği ne zaman başladın? 25 yıldır yapıyorum mesleği. 25 yıldır. Evet. Çok genç görünüyorsun maşallah. Kaç boyunluyum? Ben 74 oldum. Maşallah. Maşallah. Şimdi ustam ne hazırlıyorsun bize? Ne yiyeceğiz biz bugün? Şimdi bugün patlıcanlı kebap, domatesli kebap, bir de sade kebap. Haşhaş dediğimiz sade kebap. Onu hazırlayacağız sizlere. Şey soracağım. Şimdi az önce izleyenlere anlattım ama evet. Sizin ağzınızdan duyalım. Evet. Şu anda neden patlıcanlı kebap bu kadar çok fazla tutuyor? Mevsimi olduğu için. Mevsim itibariyle. Şu an patlıcan patlıcanlı mevsimi bu kadar. Yaz geldiğinde patlıcanlı uçmaz. Peki mevsim ne zaman bitiyor patlıcanın? Sonbaharda bitiyor. Kışın artık seraya dönünce yavaş yavaş azalıyor. Ondan yani sonra insanlar patlıcan tüketimi daha tüketimi azalıyor tabii. Doğru. Şimdi az önce de anlattığımız gibi patlıcan zamanı ise Urfalılar patlıcan yiyorlar. Her gittiğimiz yerde patlıcanlı kebap var. Ayrıca sabah saatlerinde burada sokakta ellerinde tepsiyle gezen insanlar görmek çok normal. Çünkü neden? Sabah kahvaltısında patlıcan, biber, domates közleniyor fırınlarda. Sabah kahvaltısında sizlere sunuluyor. Evet az önce mangalda yemeğimiz pişerken sizlere ufaktan da olsa tarif ettik ama bu kadar tabii kolay bir tarif değil ızgara işleri. Şimdi ustamız bize bunları yerken bir yandan da püf noktalarını anlatacak. İzleyenlerimizin Urfa'da neden yemekleri bu kadar lezzetli olduğu konusunda belki de bir nebze de olsa yardımcı olacak. Şimdi usta, şimdi burada ne var önce onu anlatalım. Az önce pişerken anlattık ama. Şöyle anlatayım. Urfa'ya has patlıcanlı kebap, domatesli kebap, bir de sade kebabımız. Haşhaş dediğimiz sade kebap. Evet. Bunun başka üç çeşit. Evet. Mevsim itibariyle patlıcanın yoğun işlendiği, yoğun satıldığı mevsim yaz olduğu için bu mevsimde bayağı bir fazla patlıcan satışı artıyor yaz mevsiminde. Patlıcan tüketim artışı. Artıyor, evet. Bir şey soruyorum. Evet. Şimdi biz gerçi bebeğini tanıttık üzerlerimize ama evet. Şimdi Urfa'da neden her restoranda yemek yemeğine geliyor? Şimdi Urfa yaz sıcak olduğu için bu da Urfa'ya has bir yoğurt çorbası olur. Leven dediğimiz yoğurt çorbası. Şimdi mesela yazın, bunun özelliği yazın soğuk yemek. İnsanı biraz rahatlatıyor, ferahlatıyor. Evet. O içinde dediğimiz mesela biz öğme diyoruz da yarma olarak biliniyor mesela batıda. Yarmayla nohut, bir de yoğurt karşılıyor. Ya ben şimdi lebeneyi birçok yer yerim bu kadar ama. Evet. Benim yoğurdu daha lezzetli. Evet. Farklı bir yoğurt mu? Kalite. Kalite olarak. Evet. Yani. Evet. Kalite yoğurt kullandığımız için. Yani yoğurt daha lezzetli. Evet. Şimdi hazır yoğurdan yapmak. Bunun asıl özelliği bu yoğurdundan oluyor. Evet. Köy yoğurdundan. Bu asıl özelliği kaynatılıp yapılır. Daha sonra soğutulup yersiniz. Ama hazır yoğurtta kesilme olayı olduğu için restoranlarda fazla pastörize yoğurt kullanıyoruz. Evet. Şimdi Urfa'da evet. Sevgili izleyenler, yemek yerken çok fazla çatal bıçak kullanılmaz. Evet. Kullananı dövüyorlar. Ben bir ara bir yere oturdum. Çatal elime alınca şöyle ters baktılar bana.
Urfa'da. Şimdi yemek nasıl yenilmiş? Ben de artık bir yap. Az da olsa Urfa'lı oldum. Size şimdi onu anlatacağım nasıl yenildiğini. Evet, patlıcanı bile çatalla aldığın zaman kızıyorlar. Ciddi diyor. Yani şimdi abi dur bari şunu şurada alıp yok. Çatalı bırakacaksın diyorlar. Şimdi patlıcanımızı bu şekilde alıyoruz. Bir de bunu elle soyulunca daha lezzetli olmuş. Öyle de anlattılar ama. Tabii şu an çok sıcak. Kabuğunu soyduktan sonra ekmeğimizin arasına koyacağız. Bunlar ateşte pişmiş gibi sanki çok sıcak. Evet, çok sıcak. Ateşte mi pişirdin? Biz normalde patlıcanı kebap pişiriyoruz mesela. Servise sunmadan biraz terletiyoruz. Mesela üzerine su döküyoruz ki kabuğu daha kolay soyulsun. Daha kolay soyulsun. Daha lezzetli olsun. Şu an evet. Öyle mi yapmadık? Evet, bu terlediği için kabuğu böyle evet, biraz daha kolay soyulsun. Rahat soyuluyor, evet. Normalde bazı patlıcanlar var, soyana kadar akla karayı seçiyoruz. Evet, o terlemediği için. Şimdi patlıcanımızı bu şekilde koyduktan sonra evet. Etimizi de bu şekilde evet. Parçalar ayırıyoruz. Siz ne kadar arzu ediyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Tabii içine. Bayağı siz de ufalar gibi durum yapmaya. Ben alıştım. Evet. Alıştım. İlk geldiğimde çatal bıçak falan şey yapıyorduk da. Evet. Sonra insanlar bize garip garip bakınca evet. Biz de artık yavaş yavaş alıştık bu ufak kültürüne. Evet. Ama böyle lezzetli zaten. Tabii. Yani. Şimdi isteğe bağlı olarak tabii tuzumuzu, baharatımızı koyarız ama siz ne tavsiye edersiniz usta mesela? Bu arasında ne güzel gider? En güzel bunun içerisine ufak biberi gir. İsot dediğimiz. İsot. Ama evet. Ben onun yanında yemeği seviyorum. Yanında. Tuza batık yemeği seviyorum. Olur, o da güzel. Normal isot biberinden atalım bunun içine. O genelde kullanılmaz. Urfalar, evet, Urfalar fazla kullanılmaz. Patlıcanın kebabı içerisinde. Aslında Urfa isotu böyle evet, taze çıktığı mevsim olduğu için. O da taze değil mi? Evet. Ya işte Urfa'nın bu olayı çok güzel. Her şey taze evet. Tüketiliyor. O yüzden de zaten şimdi yemek gelince akla direkt zaten Güneydoğu geliyor. Onların da başında Şanlıurfa var. Evet. Zaten neden böyle olduğunu insanlar anlamıştı şimdi. Her şey burada mevsimde ve taze olarak tüketiliyor. Şimdi sevgili izleyenler. Patlıcan kebabının en çok hoşuma giden tarafı nedir biliyor musunuz? Kıymasına kesinlikle baharat karıştırılmıyor. Evet. Sade kıyma. O da benim neden hoşuma gidiyor? Şimdi baharat aslında kıymanın ayıbını kapatmaya yarayan bir ürün. Yani baharatı attığınız zaman etiniz bayat da olsa veya bayat demeyeyim de taze olmadığı zaman baharat onun tadını değiştirdiği için biraz hile için kullanılıyor. Ama patlıcanlı kebapta öyle püf noktası var ki kesinlikle baharat yok. O yüzden etin tazeliğinden kesinlikle evet. Emin olabilirsin. Tuzdan hariç hiç yok. Ayrıca haşhaş kebabının da tadına sizler için bakan Orçun, bu kebabın özelliklerini Çulcuoğlu'nun ustasına sizler için sordu. Şimdi bir de haşhaş kebabımız var. Tabii. Haşhaş kebabımız da şöyle. Bunun kıymasının özelliği nedir? Bunun kıyması da patlıcanlı kebaptan biraz yağsız olur. Bu biraz daha yağsız evet. Oluyor. Bunun içinde bir herhangi bir katkı maddesi var mı? Tuzdan başka hiçbir şey yok. Yine aynı. Aynı, evet. O zaman kıymaların lezzeti hemen hemen birbirine çok yakın. Evet. Bunun peki özelliği nedir? Neden insanlar haşhaş kebabı yer mesela? Mesela domatesle patlıcanı sevmez mi? Sevmez. Sade kıyma sade, ister. Sade, evet, o şekilde. Doğru, mesela, mantıklı. Domatesle de mermetime değmesin, patlıcanla değmesin. Doğru. O şekilde sade. Öyle İsim olarak da mesela öyle sade geçiyor. Öyle insanlar. Evet.